Çağlar. Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı temsilcimiz karşılaşmaya üstün bir başlangıç yapmış olsa da ne yazık ki ilk yarıda yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu. Alman ekibi Dortmund'un gollerini henüz 2003 doğumlu olan İngiliz genç yetenek Jude Bellingham ile Norveçli süperstarı Erling Haaland kaydetti. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek golünü ise İspanyol stoperi Francisco Montero kaydetti. Bana göre karşılaşmada Beşiktaş'a dönen sahadaki en etkili isim olan Montero, kursursuza yakın performansını attığı şık kafa golüyle taçlandırdı. Ancak ne yazık ki bu gol temsilcimize yeterli olmadı ve siyah beyazlılar böylelikle ilk maçından sahadan puansız ayrılmış oldu. Öte yandan ise karşılaşmanın yayıncı kuruluşu olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu online platform Eksen izleyicileri Beşiktaş-Dortmund maçını izlerken büyük sorunlar yaşadılar ve sosyal medyada gündem oldular. Eksen üzerinden yayınlanan Beşiktaş ve Borussia Dortmund arasındaki maçın heyecanı devam ederken izleyiciler yayında sorun yaşadıklarını belirttiler. Hatırlayacağınız üzere buna benzer bir durum daha önce de bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın PSV Eindhoven'le oynadığı Şampiyonlar Ligi en önemli maçlarının yayını sırasında yaşanmıştı. Milyonlarca futbol aşığının heyecanla beklediği ve Eksen üzerinden yayınlanan Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki maçta yaşanan bu kriz taraftarları oldukça öfkelendirdi. Daha önce de Şampiyonlar Ligi maçlarının bu platform üzerinden yayınlanacak olması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki alan Eksen, bugün ise kendisine güvenmeyenleri haklı çıkartarak yeniden taraftarları üzdü. Malumunuz üzere ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Eksen, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligleri'nin yayın haklarını satın almıştı. Söz konusu maç oynanırken Türkiye'de maçı takip eden futbol severler yayındaki aksaklıklar nedeniyle sosyal medyadan tepki gösterdiler. Kullanıcılar yaptığı paylaşımlarda platforma erişim sorunu yaşadıklarını ve dolayısıyla maçı izleyemediklerini söylediler. Bunun yanı sıra ise maç sırasında aniden kesintilerle karşı karşıya kaldığını belirten kullanıcılar da vardı. Maçın yayıncısı olan Eksen platformuna girişte problemler yaşayan kullanıcılar sosyal medyada isyan ettiler ve parasını ödedikleri halde hizmet alamadıklarını belirterek Eksen Spor etiketini kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdılar. Açıkçası böyle bir şeyin yaşanacağı zaten çok açıktı. Çünkü Türkiye'de fiber internet olmayan birçok yer mevcut ve mevcut internet altyapılarının böylesine bir yoğunluğu kaldıramayacağı Eksen'in maç yayın haklarının satın almasından sonra hemen hemen herkes tarafından konuşulmaya başlanmıştı. Dileriz ki bu durum bir daha yaşanmaz ve kullanıcılar mağdur durumda kalmazlar. Temsilcimiz Beşiktaş'a gelecek Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar dileyerek bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.